cennet uğruna çektiklerimiz Dünyamız ilkokul eğitimi görmüş birinin çürütebileceği inançlar uğruna türümüzün geleceğini tehlikeye atan erkek ve kadınların yaptıklarına hızla yenik düşüyor. Hala bunca insanın antik efsaneler yüzünden ölüyor olması, korkunç olmasının yanında akıllara durgunluk veren bir gerçek. Bu efsanelere olan bağlılığımız gerek ılımlı, gerek aşırı olsun, sonunda bizi yok edebilecek gelişmeler karşısında bugüne kadar hep sessiz kalmamıza neden oldu. Aslına bakarsanız din, geçmişte olduğu gibi bugün de bir şiddet kaynağı. Sırf son dönemden birkaç örnek verecek olursak. Filistin, Yahudiler ile Müslümanlar. Balkanlar, Ortodok Sırplar ile Katolik Hırvatlar, Ortodok Sırplar ile Boşnak ve Arnavut Müslümanlar. Huzeyirlanda, Protestanlar ile Katolikler. Keşmir, Müslümanlar ile Hindular. Sudan, Müslümanlar ile Hristiyanlar ve Animistler. Nijerya, Müslümanlar ile Hristiyanlar. Etiyopya ve Eritre, Müslümanlar ile Hristiyanlar. Sri Lanka, Seylan Budistleri ile Tamil Hinduları. Endonezya, Müslümanlar ile Timorlu Hristiyanlar. Kafkaslar, Ortodoks Ruslar ile Çeçen Müslümanlar, Müslüman Azeriler ile Katolik ve Ortodoks Ermeniler. Bu yerlerde din son 10 yılda gerçek anlamda milyonlarca insanın doğrudan ölüm nedeni oldu bu olaylar kontrolden çıkmış psikoloji deneylerini aklınıza getiriyorsa, gerçekten de öyleler. İnsanlara ölümden sonra ne olduğuna dair birbirinden farklı, birbiriyle bağdaşmayan ve sınanması mümkün olmayan kavramlar verip, ardından sınırlı kaynaklarla birlikte yaşamaya mecbur ederseniz, sonuç tam da gerçek hayatta gördüğümüz gibi olur, sonu gelmez bir katliam ve ateşkes döngüsü. Eğer tarihin ortaya koyduğu su götürmez bir gerçek varsa, o da kanıtların söylediklerini duymazdan geldiğimizde, normalde olmadığımız kadar kötü insanlara dönüştüğümüz gerçeğidir. Bu şeytani düzene, bir de kitle imha silahlarını eklerseniz, uygarlığın yıkımı için reçeteniz hazır demektir. Farklı dinsel inançlara saygı gösterilmesi gerektiğini savunan pencereden baktığımızda, Nükleer silah konusunda Hindistan ve Pakistan arasındaki inceldiği yerden kopsun tarzı siyasi yaklaşım hakkında ne söyleyebiliriz? Dinsel çeşitlilik savunucularına göre burada iki ülkenin diplomasi beceriksizlikleri dışında eleştirilecek bir yan yok. Gerçekte ise tüm anlaşmazlık mantık dışı efsanelerin benimsenmesinden kaynaklanıyor. Hindistan ve Pakistan'ın birbirinden ayrılışı sırasında gerçekleştirilen dinsel katliamlarda, 1 milyondan fazla insan öldü. O günden bu yana, iki ülke arasında üç resmi savaş yaşandı ve sınır bölgesinde dökülen kan durmak bilmedi. Şimdi ise, sırf Noel Baba'nın geyiklerinin adları kadar hayal ürünü bazı gerçekler üzerinde anlaşamadıkları için, birbirlerini nükleer silahlarla yok etme noktasına gelmiş durumdalar. Ve öyle bir düşünce yapıları var ki, bu konularda ellerinde kanıt olmaksızın hayatlarını ortaya koyabilecek derecede bir heyecana kapılabiliyorlar. Anlaşmazlık, sözde toprak üzerine olsa da, aslında Keşmir bölgesi üzerindeki iddiaları, dinsel farklılıklarının doğrudan bir sonucu. İşin aslı Hindistan ve Pakistan'ın farklı ülkeler olmasının tek nedeni İslam ve Hindu inançlarının bir arada barış içinde yaşayamaması. Zaten dininin gereklerini yerine getiren bir Hindunun neredeyse her gün şöyle ya da böyle Allah'ın gücüne gidecek bir şey yapmaması İslam'ın bakış açısına göre pek mümkün değil. Bu insanların uğruna savaştığı topraklar bu dünyada bile değil. Politik söylemlerimizde dine verdiğimiz ödünler yüzünden tarihteki en büyük şiddet kaynağının kökünü kazımak şöyle dursun sözünü bile edemez hale geldiğimizi ne zaman fark edeceğiz? Çocukların gözleri önünde anneler kılıçtan geçiriliyordu. Genç kadınlar gündüz vakti çırılçıplak soyuluyor, tecavüz ediliyor, ardındansa yakılıyordu hamile bir kadının karnını kesip, doğmamış bebeği bir kılıcın ucunda havaya kaldırdılar ve sonra şehrin her yerinde yanmakta olan ateşlerden birine doğru fırlattılar. Bu hikaye orta çağda ya da masal kitaplarında geçmiyor. Bu bizim dünyamız. Davranışın nedeni ise ne ekonomik, ne ırkçı, ne de siyasi. Yukarıdaki alıntı, 2002 kışında, Hindistan'da Hindular ve Müslümanlar arasında patlak veren şiddeti betimliyor. İki grup arasındaki tek fark, Tanrı ile ilgili inanışlarındaydı. Bir ay süren bu ayaklanmalar sırasında binden fazla insan öldü. Yani İsrail-Filistin çatışmalarında 10 yılı aşkın bir sürede ölenlerin neredeyse yarısı kadar. Üstelik olasılıkları akla getirince bunlar küçük rakamlar. Hindistanlıların ve Pakistanlıların ölüm sonrası yaşam hakkındaki görüşlerini düşününce nükleer bir savaş neredeyse kaçınılmaz gözüküyor. Arun Hatiroy'un ifadesiyle söyleyecek olursak, Batılı beyaz emperyalistlerin konuyla ilgili endişesi. Siyahlara nükleer bomba konusunda güven olmaz şeklinde özetlenebilir. Bu suçlama tam bir kepazelik. Bomba konusunda kimseye güven olmayacağı bir yana, dinin Hint Yarımadası'nda oynadığı istikrar bozucu rolü görmezden gelmek hem pervasız hem de ikiyüzlü bir tutum. Dileriz, anlaşmazlığın altında yatan gerçek nedenler günün birinde çözüme kavuşturulana dek, laiklik ve akılcılık, füzeleri silolarında tutmaya devam eder. Eleştirmek için bir dini özellikle seçip ayırmak gibi bir niyetim olmasa da, Müslüman olalım veya olmayalım, tarihin bu aşamasında İslam'ın öne çıktığına şüphem yok. Tabii Müslümanların çoğunun, mantıklı ve diğerlerine karşı hoşgörülü olduğunu söylemeye gerek bile yok. Yalnız ileride de göreceğimiz gibi, bu modern erdemler, dinlerin kendisinden kaynaklanmıyor. Dördüncü bölümde açıklamaya çalışacağım gibi, bir insan İslam öğretisine riayet ettiği ölçüde, yani İslam'a gerçekten inandığı ölçüde saldırgan olabilir. Bu inancının meydana getirdiği saldırganlığın, Müslüman aşırı dincilerle sınırlı kalmadığı artık aşikar. 11 Eylül 2001'deki olaylara Müslüman dünyasının verdiği tepkiler 21. yüzyıl insanlarının büyük bir çoğunluğunun hala şehitliğe inandığı konusunda şüpheye yer bırakmıyor. Bu beklenmedik olayın ardından teröre karşı savaş ilan ettik. Bu biraz cinayete karşı savaş gibi bir şey, sorunlarımızın asıl kaynağının üstünü örten bir sınıflandırma hatası terörizm, insanoğlunun vahşetinin kaynağı değil, yansımasıdır olsa olsa. Eğer Usame Bin Laden, bir ülke başkanı olsaydı ve dünya ticaret merkezi füzelerle yıkılmış olsaydı, 11 Eylül'de yaşananlar savaş kabul edilirdi. O zaman da savaşa karşı savaş mı ilan edecektik? Sorunumuzun bir tek terörizmle değil, aynı zamanda dinin kendisiyle ilgili olduğunu görmek için tek yapmamız gereken, dinler teröristlerin bunu neden yaptıklarını kendimize sormak. Usame Bin Laden'in kişisel kindarlığının veya psikolojik bozukluğunun bulunmadığı biliniyor. Sonuçta ne fakirdi, ne eğitimsiz, ne sanrılı, ne de batı şiddetinin bir kurbanıydı. Peki böyle birisi neden hiç tanışmadığı sayısız erkek, kadın ve çocuğu katletmek uğruna, kendini mağara köşelerinde dolaplar çevirmeye adadı? Bu sorunun yanıtı açık, Nitekim Binledin de bunu sakin bir dille, insanları kusturma noktasına gelene kadar, tekrar tekrar ifade etti. Yanıt, Binledin gibi insanların inandıklarını söyledikleri şeylere gerçekten inanıyor olmaları. Onlar kutsal kitabın birebir gerçekliğine inanıyor. Neden 19 iyi eğitimli orta sınıf erkek bu dünyadaki yaşamlarını binlerce komşusunu katletme ayrıcalığına ulaşmak için feda etti? Çünkü böyle yaparlarsa doğrudan cennete gideceklerine inanıyorlardı da ondan. İnsanların davranışlarının bu kadar eksiksiz ve doyurucu şekilde açıklanabildiği durumlar nadirdir. Peki öyleyse bu açıklamayı kabul etmekte neden bu kadar gönülsüz davranıyoruz? Önceden gördüğümüz gibi, çoğu Amerikalının, Usame Bin Laden'le, 19 hava korsanıyla ve dinler dünyanın büyük kesimiyle paylaştıkları bir ortak nokta var. Belirli fantastik önermelere, kanıt olmaksızın inanılabileceği fikrini biz de savunuyoruz. Bu tür saftil kahramanlıklar kabul görmekte kalmıyor, ayrıca geçmişteki günahları affettirici oldukları düşünülüyor, hatta gerekli görülüyor. Bu mesele postadan şarbon çıkma olasılığından çok daha derin ve endişe verici bir inanışın kanıt olmadan da kutsanabileceği fikrine ya da kısaca söylersek, dinsel inanca verdiğimiz tavizler bizi öyle bir noktaya getirmiş ki, dünyamızdaki anlaşmazlıkların en yaygın nedenlerinden birini, bırakalım çözmeye çalışmayı, dile getirmeye bile çekinir olmuşuz.